Sigortacılık sektörüne daha yakından bakmaya devam ediyoruz. Ekonominin sigortasına hoş geldiniz. Bu hafta stüdyo konuğumuz Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Sayın Uğur Erkan. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk. Şimdi aslında biraz daha bireysel emeklilik sistemini daha doğrusu tasarrufu konuştuğumuz, çok konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Bireysel emeklilik de bunun aslında önemli bir ayağı. Çünkü devlet katkısıyla birlikte daha çok konuşur olduk bireysel emeklilik sistemini. Biraz daha ayrıntılı anlatabilir misiniz neler getiriyor bireysel emeklilik? Tabii ki. Bireysel emeklilik sistemi biliyorsunuz 2003 yılında hayata geçti ülkemizde ve 15. yılını tamamladı. Tabi bu hayata geçen kısım gönüllü bireysel, üçüncü basamak dediğimiz gönüllü bir yapı şeklinde kurgulandı. 2017 yılında ise otomatik katılım sistemi, iş yeri bazlı emeklilikte diyoruz buna yani iş yerlerinin de çalışanlarının emekliliğine bir şekilde katkı verdikleri bir dünya diye tarif edebiliriz. O da 2017 yılında başladı. İşte firmaların büyüklüklerine göre faz faz binden fazla işçi çalıştıran işletmelerden başlayarak işte bugün yani 2019'un Ocak ayında 5 ila 9 işçi çalıştıran işletmeleri de dahil edeceğiz. Bugüne kadar ilk o bahsettiğim gönüllü tarafta yaklaşık 7 milyon katılımcımız her ay katkı payı ödeyerek tasarruf yapıyorlar. Otomatik katılım sisteminde de bugüne kadar 12 milyon katılımcı hı hı. sisteme dahil oldu ve hali hazırda 5 milyon sertifikaya tasarruf yapılıyor. Dediğim 2019'un başında hayatımıza girecek 5 ila 9 işletmelerde de burada sayı çok yani işletme sayısı çok. 240 bin e, ...civarında küçük işletmeler var. Burada da yaklaşık 2 milyon yeni katılımcımız olacak. Dolayısıyla burası ülkenin nüfusunun, çalışan nüfusunun e, tamamını kapsayan... ...ve onlara tasarruf, uzun dönemli tasarrufu teşvik eden bir yapı. Yapı olarak da mükemmel. Dünyadaki bütün örneklerine bakılarak dizayn edilmiş bir yapı. E, ve... Devletimiz de buraya çok ciddi oranda bir teşvik veriyor Uzun dönem tasarruf yapmaya razı olduysanız Yatırdığınız katkı payının %25'i kadar da devletimiz koyuyor Unutmayalım çok ciddi bir teşvik bu Otomatik katılımda da yine benzer bir teşvik var Dolayısıyla aslında tasarrufun adresi olarak Bu sistem gösterilmiş durumda Ki hem Cumhurbaşkanlığı ekonomik planlarında Hem hükümet şeyin Türkiye'nin ekonomik planlarında da bu konu hem tasarrufun adresi olarak bireysel emeklilik sisteminin otomatik katılım sisteminin yeniden gözden geçirilmesi, buranın daha mükemmel hale getirilmesi şeklinde çok ana stratejilerde de yer alıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu seneki bütçede bakan açıkladığında 19 milyar lira değil mi bütçeden bu sene? Ee, otomatik BES'e bir kaynak aktarılacak 2019 yılı için baktığımızda Rak rakamı tam e, şu anda hatırlamıyorum ama e, şöyle söyleyebiliriz devlet katkısı yatırdığımız her katkı payına 25 oranında devlet katkısı ödeniyor biliyorsunuz hı hı. otomatik katılım sisteminde ayrıca bir de 1000 lira ödenecek dolayısıyla buradaki bütçe yani buradaki bütçe her yıl bir miktar daha artarak toplam Türkiye'nin bütçesinin içinde gittikçe daha önemli bir yer haline geliyor. Tasarrufu arttırmak o kadar önemli ki ülkenin tasarruf hı hı. oranına dolayısıyla bütçemize de gittikçe her yıl daha artan oranda bu katkıları buraya koyuyoruz ki çalışanlarımızı ya da nüfusumuzu, çalışan nüfusumuzu bu uzun vadeli tasarrufa yöneltelim. Ülkenin çok ciddi şekilde iş tasarrufları arttırmaya ihtiyacı var. Çünkü Ülkemiz büyüyen bir ülke. Hızlı büyüyen bir ülke. Ve çokça da yatırım yapıyoruz biliyorsunuz. Her tarafta her şekilde geleceğe ötelenmemiş, ertelenmemiş yatırımlar, büyük yatırımlar var. Bu yatırımları finanse etmek için iki yolumuz var. Ya kendi tasarruflarımızdan karşılayacağız veya dünyadaki diğer ülkelerin yaptığı tasarruflar yani dış kaynaktan alacağız. Başka bir yolu yok. Biz dış kaynaktan bunu Sağladığımız zaman işte bu yıl yaşadık bir şekilde e, küçük bir şeyde e, hareketlenmede dolar fiyatı başka yerlere gitti. Bizim toplam e, ülkemizin ekonomisini bir şekilde olumsuz etkileyen gelişmeler oldu. Halbuki biz bunu iç kaynaklardan karşılayabilseydik hiç böyle bir sorunumuz olmayacaktı. Ülkemizin ekonomisi çok daha güçlü hale gelebilecekti. Otomatik katılım sonrasını konuşalım. Otomatik katılımla birlikte şimdi ikiye ayrılan bir kısım var. Bir, e, otomatik katılımla birlikte devam eden tasarruflarına ve sizin e, söylediğiniz gibi devlet katkısını, uzun dönem katkısını, e, bazı işyerlerinin hatta... E, otomatik katılımın haricinde kendilerini de e, böyle bir teşvik sunduğunu i̇şveren görüyoruz. Kalktısı. Evet, işveren teşviği. Belki o zaten önümüzdeki dönemde e, tekrar gündeme, gündeme, gündem'e gelebilecek ama bir olumlu kısımdan başlayalım. E, bazı e, çalışanlara bu çok iyi anlatıldı ve e, sizin yani daha doğrusu sayıyı nasıl etkiledi? E, otomatik katılım tarafı biliyorsunuz 2017 yılının başında başladı. 2016'nın Ağustos'unda yasalaştı. Yani bu konu o kadar önemli bir konuydu ki o 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay sonra yani öyle bir hengameden çıkılmıştan bir ay sonra hayata geçirildi mevzuatı. Ve bunun hazırlığı işte 3-4 ay içinde yapılabildi. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 3-4 ay içinde yapılabildi. Ve Hemen de işte 2017'nin başında biz firmalara gittik, onlara anlattık, dahil etmeye yönelik çalışmalarımızı yaptık. Hı hı. Tabii bu tanıtım süresi burada, 4 aylık tanıtım süresi, bunu bu sistemin faydalarının anlatılması hem işveren için hem çalışanlar için yeterli bir süre değildi. Dolayısıyla hızlı bir şekilde biraz kervan yolda düzülür bakışıyla da oldu bir miktar. Hızlı bir şekilde sistemi adapte ettik ülkeye ama bunun sonucunda yeterli tanıtımı çok iyi yapamadığımız için de hı hı. bir miktar buradan caymalar ayrılmalar oldu. Ama e, sonuçta unutmayalım 5 milyon kişi bu sistem sayesinde tasarruf etmiyor idi bugün tasarruf eder halde. 5 milyon kişi dediğimizin Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusu kadar Nüfus unutmayın. Sistemimiz e, hayata geçti artık böyle bir sistemimiz var ve bunun telafisi de mümkün. Şu anda otomatik katılıma e, cayarak ayrılmış veya sonradan ayrılmış 7 milyon kişi var. Bu e, kişileri de tekrar dahil etmek, sistemin genel yapısını gözden geçirerek, cazibesini bir, belki bir miktar daha artırarak tekrar e, o o ayrılmış çalışanları bir daha dahil edeceğiz. İnşallah bu defa kalıcılıklarını sağlamış olacağız. Oraya olacak. geleceğim çünkü yeni ekonomi programında da aslında biraz buna vurgu vardı. 3 yıl zorunlu olabilme ihtimali var sanırım değil mi? Ee, yeni gelecek düzenlemeyle birlikte çalışanlar 3 yıl zorunlu kalacaklar BES'te. Ee, bu zorunlu kalma süresi ne getirir ve e, belki zorunluluktan ziyade sizin dediğiniz gibi daha cazip hale gelmesi için ne yapılması lazım? Şimdi bu bu tür sistemleri dünyada uygulayan ülkeler oldu zaten bizde o iyi ülke uygulamalarına bakarak burayı şekillendirdik hı hı. Buna baktığımız zaman ve bizde ne var orada ne bizde ne yok orada ne var diye baktığımız zaman aslında bir iki tane unsur var birincisi öbür ülke uygulamalarında belli bir miktar işvereninde de katkısı var hı hı. Tabii işveren katkısı şeyi Sistemi çok cazip hale getiren, siz 100 lira yatırıyorsunuz, işvereniniz de işte belli bir miktar yatırıyor, Devlet devletimiz de, de bir şey veriyor falan deyince hı hı. buradan ayrılmanın maliyeti artıyor çalışan için. Yani kalırsanız çok cazip bir şey daha geliyor. Bunun eksikliği tabii var ama ülkenin koşulları göz önüne alınarak bu görülmediğinden değil ama hayata geçirilemedi. Ve bir de şöyle bir şey de oldu bu iki yıllık süreçte gözlediğimiz. Ee, çalışanlar bazen birbirlerini de tetiklediler caymak için. Yani çok iyi anlatamadık dedik ya, çok iyi bu o süreç yeterli değil dedik. Dolayısıyla e, bir miktar birbirlerini de tetiklediler ve buradan da kaynaklı bir e, yoğun ayrılmalar, caymalar hı hı. yaşandı. Tabii bu tür otomatik katılım sisteminin temel sahiki aslında psikolojik bir şey. Biz her insan e, işte Pazartesi rejime başlayayım der veya işte sigarayı bırakayım der. Ama hep onun doğru olduğunu bilir. Ama hep öteler onu. Değil mi? Bu bir insan psikolojisidir. Bu atalet duygusu diyoruz biz buna. Tasarruf yapmak da öyle. Her insanın emekliliğinde bir ilave gelire ihtiyacı var. Bir yerden başlamam lazım diye düşünür ama onu öteler. Bir atalet duygusu vardır orada. Bu tür sistemler aslında insan psikolojisinin bu ötelemeye dayalı bir bakışını pozitife çevirmeye yönelik sistemler. Bu noktada ben gençlerin bakışını sormak istiyorum. 12 milyon kişi dediniz. Ne kadarı genç nüfus? Ne kadarını e, özellikle yeni başlayan, yeni çalışmaya başlayan gençler var mı? Hedefinizde özellikle anlatmak için bir şeyler yapıyor musunuz? Çünkü e, belki dediğiniz gibi eğer e, sizin hedef kitlenize bakarsak anlatmaya çalıştığınız şeye gençlerin tasarruf yapması önemli. Bu bağlamda belki gençler daha fazla katkı sağlayabilir sisteme. Doğru gençler yani biz şu anda olmayan bir sistemden olan bir sisteme dolayısıyla mevcut çalışanların hepsini bu sisteme dahil ettik. Hı, hı. Ama sistem devamında yeni işe girenleri e, otomatik olarak sisteme dahil ederek devam edecek. Bir defa her yeni işe başlayan sisteme artık bundan sonra dahil ederek bu önemli gidecek. bir ayrıntı aslında. Bu, tabii ilk anda çok onların toplamdaki ağırlığı az olmakla birlikte hmm. yıllar geçtikçe bu dediğim atalet duygusu yani ben zaten buraya girdim benim zaten maaşımın bir kısmı otomatik kesilip buraya yatırılıyor ben artık burada kalayım ya da ben buraya dokunmayayım. Burayla ilgili bir işlem yapmam gerekmesin gibi bir bakış ya da bu duygu gençlerde çok daha çalışacaktır. Hı, hı. Sistemde tabi otomatik katılımı değil ama gönüllü bireyselemek sistemine baktığımızda burada 18-25 yaş grubu gençlerin oranı yani bu şey gönüllü e, bireyselemek sisteminden bahsediyorum. yüzde %5 seviyelerinde yaklaşık biz mesela bizim şirketimiz olarak biz gençleri bu sisteme çünkü ne kadar erken girerseniz o kadar uzun süre sistemde kalırsınız yatırdığınız ilk para o kadar çok değer kazanıyor. Yani erken girmek çok önemli bu tür sistemlere. Dolayısıyla biz gençlerimizi gençlerimize yönelik özel bir plan yapalım ve onları emeklilik planı ve onları buraya dahil edelim istedik. Genç emeklilik planı diye bir plan yaptık. Ve bu gençlere gittik. Bunları izah ettik. Hı hı. Ee, zannetti Aslında ne bekliyoruz? Zannettiğimiz gibi e, bunu belki anneleri babaları zorlayarak bir miktar çocukları için dahil ederler. Gençleri için dahil ederler. Ama öyle olmadı. Bizim gençlerimiz çok ilgi duydu. Gelecekle ilgili şeyleri var, kaygıları var. Ve ona şimdiden hazırlık yapmak istediklerini gördük. Bugün bu planın içinde 100 bin tane gencimiz var. Bizim bizim şirkete özel bu oran yani gençlerin yüzde %5 dedik ya bizde %15'e geldi. Yani gençleri erken bu sistemlere dahil etmek hı hı. ve onları onlara tasarrufun bir ihtiyaç olduğunu baştan özendirmek e, hakikaten bir e, kıymetli bir şey o oldu. O zaman gençlerde biraz daha fazla diyorsunuz gelen nesilde tasarruf bilinci. Var. Hı hı. E, herkes görüyor. Yani herkes annesine, babasına daha onlar öncekilere bakıyor ve nasıl zorluklar içinde bu işi yürüttüklerini görüyor ve dolayısıyla gençlerin de oradaki karşılaşılan sorunlara nasıl önlem almaları gerektiğini düşünmeleri çok doğal. Peki sizin özelinize gelelim. Hayat sigortası da hizmeti veriyorsunuz aynı zamanda nasıl bir 2018 yılı geçirdiniz otomatik katılımla birlikte sizin payınız ne kadar arttı şirket olarak neler yaptınız bu yıl? Ee, 2017 yılı, bir yıl önceden bahsedeyim. 2017 yılı biliyorsunuz e, kredilerin arttığı, hızlı arttığı bir yıl idi. Türkiye'de hayat sigortacılığı esasen %90'ın üzerinde bir oranla... ...kredilerle, banka kredileriyle birlikte verilen risk ürünleri... ...hayat sigortası ürünlerinden oluşuyor, onların primlerinden oluşuyor. O nedenle bir miktar e, kredilerin seyrine çok bağımlı. 2018 yılında krediler ülkemizde bir miktar yatay bir, belki bir miktarda düşen bir seyir izledi. Dolayısıyla hayat sigortası primleri de ona paralel olarak bir seyir izlediğini görüyoruz. Aşağı yukarı Türkiye'de 6,5 milyar lira gibi bir hayat sigortası primi üretiliyor. Bu da çok düşük dünyayla kıyasladığımızda bu arada. Ee, Şimdi e, önümüzdeki yıl kredilerde bir miktar, bu yıla kıyasla bir küçük de olsa bir canlanma olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla hayat sigortası primlerinin de bir miktar sektör anlamında da söylüyorum sö söyleyebilirim. artacağını söyleyebiliriz. Hayat sigortacılığı tabi e, aslında o da çok ciddi bir ihtiyaç. Yani Hayat sigortacı derken bunun içinde eğitim sigortası var, bunun içinde işsizlik sigortası var, bunun içinde işte kritik hastalık sigortası var. Hayatımızın her de evresinde, farklı evrelerinde farklı ihtiyaçlarımız var aslında bizim. Emeklilik dediğimiz sonuçta bugünden yarın işte o gelecekte olan emekliye hazırlık yapmak. Ama tek ihtiyacımız o değil. Diyelim çocuğumuz oldu. O sonuçta bir özel okula gidecek. Türkiye'de toplam bu okuldaki nüfusun yüzde 10'u özel okullara gidiyor. O gün geldiğinde özel okulun parasını ödeyebilecek şekilde tasarruf yapmak lazım. İşte eğitim sigortası ürünleri. Bunlar da yeni bu, enstrümanlar. Yeni tabii şeyler. ki. Var ama ülkemizde bunların anlatılması lazım. Yani bu demek. sigorta penetrasyonu dediğimiz şey ülkemizde hep küçük. Hep küçük. Çok büyük gelişme imkanı var. Hı hı. E, dolayısıyla bizim dediğim gibi size bir şey olsa bana bir şey olsa çocuğum ne olacak? Özel okula gönderdim. Bana bir şey olsa ne olacak? Çocuğu oradan alıp başka bir şey mi yapacağız? O zaman ona göre önlem almanız lazım. Yani hayatın getirdiği riskler bunlar. Hepsi olabilir. İşte işsizliğe yönelik bir takım ürünler var biliyorsunuz. İşsiz kalırsam benim düzenli ödemelerim ne olacak? Veya işte yaş ilerledikçe bazı kritik hastalık konuları var. O hastalığa tutulursam ne olacak? Bütün... Malım mülkümü satıp onu tedaviye mi harcayacağım yoksa bugünden ona yönelik bir hazırlık yapmalı mıyım? Modern yaşamın aslında her zaman böyle. Modern Getirdiği ya, yaşam, bu risklere, yaşamın her yeni, zaman bir yeni takım riskleri var. De bunları bunları düşünmemiz lazım. Yani bunları böyle gözümüzün önünden mutlaka akıyor bunlar. Hı hı. Ama biraz daha içselleştirerek düşünmemiz lazım. Şeyi düşünüyoruz mesela daha çok. Arabamızı da trafiğe çıkarken kasko aklımıza yatıyor mesela çarpan olur. Yaptırmalıyım. Halbuki az önce saydığım kendi hayatınıza, ailenize karşı olan kısım da böyle. Türkiye'de size bir şey olsa çocuk ne olacak? biraz ondan Efendim? galiba. Efendim? Türkiye'de biraz insanlar arabalarını fazla seviyorlar herhalde ondan kastı oranı biraz yüksek. Bankadan diyelim şey alıyorsunuz. Konut kredisi aldınız. Oturdunuz eve. E yarın size bir şey olsa ne olacak o şey? Ailenizi oradan çıkaracaklar. Öyle mi? Halbuki ona hayat sigortası yaparsanız hı hı. size bir şey olursa o hayat sigortası o konut kredisini öder. Sizin aileniz de orada e, bir şekilde yaşamaya Peki, devam eder. Peki son bir dakikamız çok kısa hatta bir dakika bile yok. 2019 beklentinizi alayım. E, 2019 yılını bireysel emeklilik tarafında yani otomatik katılım bireysel emeklilik gönüllü taraf dediğimiz tarafta e, aslında bunlar ayrı söylüyoruz ama aynı çalışanlara sunduğumuz ürünler. Dolayısıyla bireysel emeklilik bir miktar etkilendi otomatik katılımdan gönüllü taraf. Onun benzer şekilde gideceğini öngörüyor. Yani bu seviye 7 milyon çalışan şu anda var katılımcı var bireysel gönüllü bireysel emeklilik tarafında. Aşağı yukarı bu seviyelerde belki bir miktar artışla devam eder diye öngörüyoruz. Otomatik katılım tarafında ise dediğim gibi 5 ila 9 Çalışanı olan işletmeleri dahil edeceğiz zaten. Sonra da ayrılmış caymış herkesi dahil edeceğiz Tekrar. Nisan ayında. Tekrar. Fon tarafında bu yıl kuvvetli bir büyüme sağlanamadı. Ama önümüzdeki yıl hem faizlerin bir miktar geriye gelmesini bekliyoruz. Hem de ülkedeki işlerin biraz daha pozitife doğru dönmesini bekliyoruz. Dolayısıyla kuvvetli bir fon tarafında büyüme bekliyoruz bir teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için.